Dernek Başkanları, çok değerli rekimleri, sevgili öğrenciler. Benim için gerçekten büyük bir mutluluk burada olmak. Özellikle de bir öğrencisinin yeni bir tıp fakültesinin kuruluşunu temeline atması kadar güzel bir ödül olamaz bir öğretim üyesi için. Ben onun için Türkiye'ye bu yolculuğunda çok başarılar diliyorum ve eminim ki temelde çok güçlü olan bir tıp fakültesi bu ülke için, bu topraklar için hizmet sunar. Ben sizlerle bugün güncel tıp eğitimi konusunda bir konferans veya bir şeyler anlatmaya çalışacağım. Emekli bir öğretim üyesi olarak halen Türkiye'de tıp eğitiminin niteliğini arttırmaya yönelik akreditasyon çalışmalarını yürüten bir derneğin başkanlığını yürütüyorum şu anda. Ondan da çok mutlu olduğumu ifade edeyim. Çünkü Türkiye'nin her tarafındaki bugün tıp fakülteleri sayılarının 80 üzerine çıktığı bir ülkede eğitim niteliğini nasıl daha iyi götürebilirizin çabalarını yürütmeye çalışıyorum. Sizlerle tıp eğitimi ve amaçlarına genel bir bakışı, daha sonraki değişimi, bu değişimin gerekçeleri nelerdir, neler değiştirilmelidir, nasıl bir değişim yaşanmalı tıp eğitiminde, tıp eğitiminin gelişimi ve Türkiye'de tıp eğitimiyle ilgili bir şeyler söyleyerek konuşmamı bitirmeye çalışacağım. Tıp aslında bilim ve sanat yönü olan değişik bir meslek. Biraz önce Sayın Dekan'ın belirttiği bir öğretim üyesinin AŞ indeksiyle değerlendirilmesi tıbbın bilimsel yönünü ön plana çıkaran bir yaklaşım. Bilim tarafına baktığımız zaman tıbbın şüphesiz belli bir bilgiyi ve o bilginin de derinlemesine bir yaşam biçimine dönüştüğü bir alan olarak değerlendirilebilir. Bunun yanısına analitik beceriler, eleştirel düşünme becerisi bugün tıbbın en önemli özelliklerinden bir tanesi. Tıbbın diğer yönü de sanat yönü. Tabii özellikle 21. yüzyıla gelirken tıbbın geçtiği dönemleri düşünürseniz başta sanat yönü ağırlıyken bugün bilimsel yönü daha ön plana çıkmış bir alan olarak görülüyor. Tıbbi uygulamadaki yetkinlikler tıbbın sanatsal yönünü uygulamalarını gösteren bir öge. Tabii ustalık kısmı önemli. Çalıştığımız alanın, uzmanlık alanının ustalığı ve yine son yıllarda özellikle tıpta sanat yönünü daha ön plana çıkaran yönü de insan bilimleriyle olan ilişkisi. Ve bunun da bugün tıp eğitimi içerisinde yer alma çabaları. Tıp eğitimi üç farklı dönemmiş gibi değerlendirdiler. Mezun öncesi tıp eğitimi veyahut da tıp fakültesinde geçirdiğimiz temel tıp eğitimi kısmı. Mezuniyet sonrası eğitim, uzmanlık eğitimi veya doktora eğitimi. Ve sürekli meslek gelişim ve sürekli tıp eğitimi yaşam boyu öğrenmeyi hedefleyen dönemler olarak tanımlanır. Dünya Tıp Eğitimi Federasyonu bu üç dönemi bir triyoloji kavramıyla tanımlıyor aslında. Ve bu üç dönemin bir süreklilik içerisinde verilmesi gereken dönemler olarak tanımlıyor. Bunlar birbirinden ayrı dönemler değil. Dolayısıyla mezuniyet öncesi tıp eğitiminden söz ederken tıp eğitiminin temel amacı olan yaşam boyu öğrenmeyi de birlikte tartışmış oluyoruz. Tıp eğitiminde temel amaç farklı kurumlar tarafından çok değişik şekillerde tanımlanmış ama bir tanesi özellikle daha toparlayıcı bir amaç olarak görülüyor. O da tüm insanların sağlıklı yaşamlarını sağlamak için hekim yetiştirmek diye tanımlanıyor. Dünya Tabipler Birliği de bunu Dünya Sağlık Örgütü'nün temel hedefleri içerisinde yetenekli ve yeterli hekim yetiştirmek olarak tanımlıyor. Ben tıp eğitiminin temel amacının biraz önce Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin o afişlerinde gördüğümüz gibi iyi hekim yetiştirmek olduğunu savunan bir kişiyim.
Tabii iyi hekim kavramı nedir? Onun tartışması çok daha farklı ve değişik bir kapsam içerisinde değerlendirilebilir. Ben iyi hekimi veya tıp eğitimiyle ilişki olarak iyi hekim yetiştirmeyi Johns Hopkins Tıp Fakültesi Dekanı'nın bir tıp eğitimi, tıp fakültesinin açılışında yaptığı bir benzetmeyle tanımlıyorum. Diyor ki Dr. Jones, tıp eğitiminin temel amacı kök hücre yetiştirmek olmalıdır. Yani yetiştireceğimiz hekimin bir kök hücre olmasını sağlarsak biz o tıp eğitim başarılı olur. Kök hücre bugün çok popüler bir hücre değil mi şey olarak? Ve de kök hücrenin en önemli özelliği her yöne değişebilen ve kendi kendini kontrol edebilen hücre. Bir yeni özelliğini geçen bir ay kadar önce katıldığım bir toplantıda kök hücreyle ilgili bütün toplantıda kendini yedekleyen hücre diyorlar kök hücreye. Yani bir de hekimin kendini yedeklemesi gerçekten bir rol modellik ve ileriye tıbbın daha ileriye götürmesi açısından önemli bir özellik diye düşünüyorum. Yetenekli ve yeterli hekim kimdir? Kime yetenekli, kime yeterli hekim diyeceğiz? Bugün bu kavramlar tıp eğitimi içerisinde gerçekten tanımları çok iyi yapılmış ve tıp eğitiminin temel hedefi olarak gösterilmiş kavramlar. Dünya Sağlık Örgütü bunu geleceğin doktorları olarak 5 yıldızlı doktorlar diye tanımlıyor. Yani sadece otellere yıldız verilmiyor, hekimlere de yıldızlar veriliyor. 1 yıldız, 2 yıldız, 5 yıldız gibi. Bu da iyi bir hizmet sunucu, iyi karar verici, iyi iletişimci, bir toplum lideri, burada siyasi liderlikten bahsetmiyorum tabii. Her ne kadar hekimlerde oldukça fazla miktarda siyasi liderler çıksa da, toplumun özellikle daha sağlıklı olmasını sağlayacak bir lider ve de iyi bir yönetici olması gerekiyor iyi hekim, yetenekli ve yeterli hekim. Tıp eğitiminin özelliklerine baktığımız zaman tıp eğitimi oldukça karmaşık bir eğitim sistemidir. Ve farklı komponentleri olan ve bu komponentler arasında da çok fazla etkileşim olan bir alandır tıp eğitimi. Değerlendirme mutlaka bütüncül bir yaklaşımı gerektiriyor. Çünkü bireysel değerlendirmeye indiğin zaman komponentlerin bireysel olarak değerlendirilmesi durumunda o zaman tıp eğitiminin çok yer alacağını düşünüyorum. Çünkü işin biraz daha detayına inilmiş olmasını sağlar. Ve bir özelliği de programın tümünün programın komponentlerinin toplamından fazla olmasıdır. Çünkü bu birbirini etkileyen komponentler, birbirine ilişkili olan komponentlerin toplamını yaptığınız zaman bir pamuk ağı gibi giderek genişleyen bir süreçten söz etmiş oluyoruz tıp eğitiminin özellikleri olarak. Tıp eğitiminin üç temel ögesi olarak ben bu slaydım herhalde bir 25-30 yıllık bir slayt. Ve bilgi, beceri ve davranış olarak üç temel öge olarak tanımladım. Ama son bir yıldır bunu tıp eğitiminin ve tıbbın temel gereksinimlerini karşılama adına daha farklı bir şeye dönüştürdüm. O da mesleki sorumluluklar veya profesyonelizm dediğimiz profesyonellik kavramının tıp eğitiminin temel ögesi haline gelmesidir. Bunun yanı sıra da etik kavramların ve etik davranışın tıp eğitiminin temel ögesi haline gelmesi nedeniyle bilgi beceri, profesyonelizm ve etik kavramlarının birlikte tıp eğitimine değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koymuş durumda bugünkü gelişmeler. Tabii tıp eğitimindeki güncel arayışlar, güncel tıp eğitiminden söz ederken yaşadığımız bu yüzyılın tıp eğitimi ve tıp bilimi yönünden sorunlarına önce bakmak lazım. Çünkü bunlar bu değişimin gerekçelerini ortaya koydu. Bugün 21. yüzyılda bilginin aşırı artmasıyla karşı karşıyayız. Bu aşırı bilgi artması, ben şöyle bir şey yapmıştım bir dönem. 1970 yılında ben tıp fakültesinden mezun olduğum zaman indeks medikuslar vardı. Tabii o zaman bilgisayar, internet şeyi yok. Yani PubMed yok. Google yok. Hiçbir şeyi tarayamıyorsunuz.
Onun için oturup o şeyde indeks medikusları tek tek taramak zorundaydınız. 1970 yılında indeks medikusların ağırlığı 10 kilo. 2000 yılında tarttım 30 kilo. 1970 ile 2000 yıllar arasında indeks medikusun değişiklikleri şöyle. Bir kağıt daha ince. Puntolar daha küçük. Ve cilt sayıları daha fazla. Tabii bilgi artış sadece 3 misli değil. Eksponansiyel bir artış söz konusu bilgi artışında. Ve bizim o bilgiye yetişmemiz, o bilgiyi kullanmayı öğrenmemiz farklı bir tıp eğitim modelini gerektiriyor. O bilgilerin tümünü o genç beyinlere aktarmamız söz konusu değil. Mümkün de değil zaten. Bununla birlikte aşırı teknoloji bağımlılığı bu yüzyılın önemli bir sorunu tıpta. Sağlık alanındaki metalaşma, sağlık politikalarının yarattığı sıkıntılar, toplumda eşitsizliklerin derinleşmesi, sağlık politikalarıyla tıp eğitimi arasında eşgüdüm olmaması, Dünya Sağlık Örgütü'nün tıp eğitimine bakışına baktığımız zaman eğer tıp eğitimi, sağlık uygulamaları ve sağlık politikalarından ayrı düşünülürse bunun modifiye edilmesi, iyileştirilmesinin başarıya ulaşması söz konusu olamaz diyor. Çünkü birisiyle oynadığınız zaman diğerini etkiliyorsunuz. Türkiye'de bugün yaşanan şeyler. Sağlıkta dönüşüm politikasıyla tıp eğitimi nasıl etkilendiğini hepimiz çok iyi görüyoruz. Bunun yanı sıra kurumlar ve içler arasındaki heterojenite. Dünyada çok farklı düzeylerde tıp fakülteleri var. Aşırı uzmanlaşma. Tabii özellikle bilginin aşırı artmasını belki de bir nasıl söyleyeyim demiyorum ama yani onu nasıl aşabilirsin çabası içerisinde ve aşırı uzmanlaşmaya girmiş durumda. Akademik ortamlarda aşırı uzmanlaşmadan kaçınamayız. Yani akademik ortamda mutlaka bir kişinin belli bir alanda daha iyi çalışmasını sağlayacak bir uzmanlaşmaya ihtiyaç var. Ancak bunun tıp eğitimine yansıması olumsuz değerli hocalar. Çünkü o arkadaşın, o eğitici en iyi bildiği konu onun için en değerli olduğu için öğrenciye de onu aktarmak durumunda kalıyor. Ve o zaman tıp eğitiminin biraz önce sözünü ettiğim o bütüncül yaklaşımından bir kaçış söz konusu. Onun için bu riski, bu tehlikeyi bizim ortadan kaldırmaya yönelik çabalarımızın olması lazım. İnternasyonalizasyon. Korkunç bir mobilizasyon var bugün hekimlikle. Değişik ülkelerde hekimlik yapan bir sürü insan. Başka yerde eğitim alıyor, gidiyor orada hekimlik yapıyor değil mi? Ha, Amerika Birleşik Devletleri'nin tuzu kuru tabii bir çok şey bir sınav koyuyor karşımıza. O sınavda o şeyleri alamıyorsanız diyor teşekkür ederim ben seni burada çalıştırmam diyor. Ama dünya genelinde bu iş böyle değil. O nedenle de bunun sıkıntılarını ortaya koyabilmemiz gerekiyor. Küreselleşme, yaşadığımız globalizasyon ve küreselleşme tıp bilimini farklı şekillerde etkiliyor. İşte tüm bu nedenler gerçekten tıp eğitimini etkileyen değişik faktörlerin ortaya çıkmasına sebep oluyor. Tıp eğitiminin etkilendiği alanlar program katılımcıları. Programın kendi özellikleri, bileşenler ve düzenleyicilerin etkileri, alanla ilgili bilgi değişimi, biraz önce sözünü ettiğim, mesleki uygulamalardaki değişiklikler ve eğitim ortamları gibi iç ve dış faktörler var tıp eğitimini etkileyen. Ve bu faktörlerin ortaya koyduğu etkileşim sonucunda tıp eğitimi, tıp öğrencisini maalesef farklı bir yöne çekiyor. Ve özellikle de otoriter bir tıp eğitimi, yıllarca sürdürülen, idealist bir genç hekimin hastasını anlamayan, sorunlarını dinlemeyen ve yaşam boyunca karşılaşacağı sorunları çözme yetkinliği olmayan bir hekime dönüştürmüş durumda. O nedenle de tıp eğitiminde özellikle bilginin aşırı artması, yeni teknolojinin aşırı kullanılması, hekimi farklı bir profile dönüştürmeye başlamış durumda ve tıbbın insancıl yönünü, üzülerek bunu söylüyorum, insancıl yönünün kaybına yol açmış durumda.
Onun için bizim gerçekten tıp eğitiminde, tıbbın insancıl yönünü ortaya koyan ve hekimliğin o yönünü daha çok vurgulayan bir modeli yaratmak durumundayız diye düşünüyorum. Bugün hastasına dokunmadan ameliyat kararı alan çok cerrahlar olduğunu biliyorum. Dolayısıyla bizim o şeyleri hakikaten genç, o kök hücreye implante etmemiz son derece önemli. Tıp eğitiminde tüm bu gerekçeler bir değişimin gerekliliğini ortaya konuşturdu bugün 21. yüzyılda. Ve son 30 yılda evrensel olarak çok önemli bir değişim yaşanıyor tıp eğitimimizde. Tıp eğitimindeki bu değişimler, özellikle bilim ve teknolojik gelişmeler, tıp eğitimindeki insancılaşma gereği, tıp eğitiminde de insancılaşmaya ihtiyaç var. Yani sadece hekimlikte değil, orada da bir şey. Öğrenme psikolojisindeki gelişmeler, ölçme değerlendirmedeki gelişmeler ve klasik tıp eğitiminin sorunları bu değişimi gerektiriyor. Sağlık hizmet sunumundaki değişimler. Çünkü yetiştireceğiniz hekimin çalışacağı sağlık ortamına uygun bir hekim olması şart. Şimdi biz birinci basamakta daha çok hizmet sunan hekim yetiştirmeyi hedeflediğimize göre ona göre tıp eğitimimizi modifiye etmemiz lazım. Sosyal ve demografik değişimler, toplumun sağlık gereksinimindeki değişim ve toplumsal sorumlulukların değişmesi tıp eğitiminde bir değişimi gerektiriyor. Edinburgh Deklarasyonu 1999'da şöyle bir hedef koymuştur. Tıp eğitimi o toplumun, verildiği toplumun gereksinimlerini karşılayacak özellikte ve düzeyde olmalıdır diyor. Yani ben buradan Amerika'ya göre bir hekim yetiştirmemem lazım. Türkiye'de sağlık ortamında çalışacak, Türkiye'nin sağlık sorunlarını ve toplum gereksinimlerini bilen bir hekimi yetiştirmek lazım. Bilgi yükü öğrenci kapasitesini aşmış durumda. Temel bilimlerle klinik bilimlerin ilişkilendirilmesinde sorunlar var. Ve sağlık alanına çok dar bir pencereden bakılma durumunda kalıyor tıp eğitiminde. Bunlar tıp eğitiminde, klasik tıp eğitiminin bugün artık çok kullanılmaması gerektiğini ortaya koyuyor. Çünkü önemli sorunları var. Klasik tıp eğitimi bir ders temelli olabilir, disiplin temelli olabilir ve eğitici odaklı eğitimler şeklinde olabilir. Bunların her birinin kendine göre özellikleri var. Ancak önemli sorunları olduğu bugün artık ortaya konulmuş durumda. Onun için böyle bir değişimin mutlaka yaşanması lazım. Neleri değiştirmemiz lazım? Bu değişim sadece bir müfredat değişikliği olmamalı. Yani A dersini buradan aldım, A, B dersini buraya koydum, şu dersi şöyle yaptım, şöyle dedi. Bu değişim daha çok tıp eğitiminin tüm alanlarını kapsayan temel değişikliklere içermelidir. Daha az bilgi yüklemek zorundayız tıp eğitiminde. Daha çok aktif eğitim ve öğrenmeyi sağlayacak modelleri kullanmamız lazım. Genel kurallara aktaracak kişinin kendi yeterliliğini sağlamasını, yani nasıl öğreneceğini ve o bilgiyi nasıl kullanacağını öğretmemiz lazım tıp eğitimi. Yani benim 1970'te aldığım tıp eğitimi bugün artık geçerli değil. Model olarak söylüyorum. Yani farklı bir yaklaşımda bunu gerçekten sağlamamız lazım. Erken klinik deneyim yapımı verilmelidir. Birinci sınıftan başlayacak bir klinik deneyim. Sağlık sistemine kapsamlı bir bakış. Diğer sağlık çalışanları ve hekimlerle iletişim. Hedefe dönük bir eğitim ve öğrenim yöntemlerinin verilmesi, değerlendirme yöntemlerinin öğretilmesi ve uygun müfredat değişiklikleri ve mümkün olduğunca elektiflere yer verilmesi. Peki bu değişim kolay mı? Çok kolay değil. Özellikle biz hekimler biraz da tutucu bir şeyden yetişiyoruz genellikle. Böyle bir değişime önemli engeller var. Bunlar şüphesiz bir destekleyici olmayan bir dilerim ve sahiplenmeme önemli bir sorun. Stratejinin olmaması, statikocuk. Bu da nereden çıktı? Biz bu işi zaten çok iyi yapıyoruz. Niye değişelim? Tabii şimdi Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde sorun yok. Çünkü yeni kurulan bir tıp fakültesi. Ama bir 50 yıllık
veya 100 yıllık bir tıp fakültesinde bu söylediğim şeyleri değiştirmek çok da kolay değil. Değiştirenler var, onu söyleyeyim. Yani o şey. Eğiticinin ödüllendirilmemesi, ana bilim dallarının otonomisi ve baskısı, öğretim üyesi eksikliği, kontrolün elden kaçırılma korkusu ve endişesi. Kim? Onlar kim? Niye onlar değiştiriyor? Ben bu işin sahibiyim gibi şeyler düşünülebilir. Uygun olmayan değerlendirme sistemi, motivasyon eksikliği. Bugün tıp eğitiminde çok önemli bir sorun diye düşünüyorum Türkiye'de. Değerler ve hedeflerin iyi ortaya konmaması, süre, maliyet, altyapı, işlevsel olmayan bir yönetim, etkin olmayan netice geliştirme, fragmentasyon, tıptaki fragmentasyon ve zarar verme endişesi bu değişime engeller olarak görülüyor. Tıp eğitiminin değişimi aslında çok yeni değil. 1910 yılına kadar tıp eğitimi daha çok usta çırak eğitimi şeklinde yürütülüyor. Hipokrat zamanından başlayan bir eğitim modeli olarak düşünülebilir usta çırak eğitimi. Bugün artık usta çırak eğitiminin tıp eğitimindeki yeri çok sınırlı değerli dostlar. Tabii rol modeli son derece önemli. Ama her şeyi ustasından öğrenmek yeterli olmayabilir. Bu değişim 1910 yılında Amerika'da Abraham Flexner'in bir Amerika ve Kanada'daki tıp fakültelerindeki tıp eğitimi değerlendirmesiyle yaşanıyor. Ve Abraham Flexner 1910 yılında bir rapor yazıyor Amerika'da ve diyor ki bazı tıp fakülteleri kapatılmalıdır. Tıp fakültelerindeki eğitimler standart değildir ve bu eğitimler üniversiteye bağlı olmalıdır. Çünkü okulların, tıp okulların orada tabii. Bir kısmı kiliselere bağlı, bir kısmı özel kuruluşlara bağlı, vakıflara bağlı. Hepsi diyor, üniversiteye bağlı olmalıdır. Ve topluma daha sonra da 1970'lerde başlayan, benim öğrenciliğim döneminde başlayan bir değişimle daha çok topluma, probleme yeterli dayalı tıp eğitimi dönemi. Benim bugün söylediğim, düşündüğüm. Bu kapsam mesela Flexner 1910'daki raporuyla tıp eğitiminin özellikle bilimsel, toplumsal, örgütsel, ekonomik, yasal ve eğitsel pozisyonunu değiştirmiş durumda. Ne yapmıştır? Tıp okullarının veya tıp fakültelerinin bizimle ilgili toplum arasında bir sosyal sözleşmeyle bağlı olduğunu ortaya koymuştur. Sorumluluklarını ortaya koymuştur. Bunun yanı sıra bir akademik kurum olmasını sağlamıştır tıp fakültesinin ve eğitim hastanelerinin burayla ilişkilendirilmesini sağlamış bir yasal çerçeveye koymuştur. Ve sistematik ve didaktik o zaman tabii klasik tıp eğitimi modelinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Temel ve klinik bilimler dönemlerinin oluşması 1910 Flexner raporu sonucudur. Bugün farklı eğitim modellerinin kullanılması Flexner'in 100. yılında, Flexner raporu 100. yılında artık tartışılıyor. Bu değişimler ilk baştaki klasik tıp eğitimi, usta çırak ve disipliner dayalı eğitim dönemlerinden sonra 20 yılda bir tıp eğitiminde önemli bir değişim olduğunu görüyoruz tarihsel olarak. Dolayısıyla son değişimler 1990'ların başında olan değişimlerde bugün 2013, 20 yıl. Bugünlerde de bir tıp eğitiminde yeniden bir değişimden söz etmek mümkün aslında. Ne oldu bu değişimler? Disiplin temelli eğitimden çıktı temelli eğitime doğru bir gidiş var. 2013 yılında. Ve bizim yeterliliği ön plana çıkaran ve bununla birlikte topluma dayalı ve toplum sorunlarını iyi bilen bir çıktıyı, çıktı kelimesini çok sevmiyorum ama Türkçe karşılığı maalesef bu anlamda yok. Daha çok ticari şeyi çağrıştırıyor çünkü çıktı kelimesi. Burada tabii bir hekimden söz ediyorum ben. Hekim temelli eğitim belki demek daha iyi olabilir şeyden. Sonuçta outcome based yani şeyde İngilizce karşılığı olarak düşünürsek. Bugünkü güncel tıp eğitiminde böyle bir gidiş var.
Aslında çıktı temelli eğitim çok yeni bir kavram değil, 40 yıllık bir kavram. Ve özellikle de sonuç için yapılan veya kazanımlar için yapılan bir organizasyon. Öğrencilerin eğitim sonunda kazanımlarına göre yapılan bir eğitim bu. Ve açıkça tanımlanmış, yayınlanmış, eğitim sonunda kazanımlarına göre öğrenme çıktılarının geliştirilmesini hedefliyor. Öğrenme çıktılarına göre ölçme değerlendirme yöntemlerinin kullanılmasını sağlıyor. Ve eğitilenlerin daha zenginleştirilmesini sağlayan bir eğitim modeli. Eğiticiler açısından da önemli özellikleri var. Eğitilenlerle daha etkin bir öğrenme süreci yaşanıyor. Ve eğitilenler özellikle eğitim öncesinde nasıl bir kazanımı elde edeceğiyle ilgili bilgisi baştan mevcut bu eğitim sisteminde. Yeni teknolojilerin tıp alanına girmesiyle tıp eğitiminde de kullanımı söz konusu olmuştur. Özellikle simülatörlerin giderek arttığını, kullanımını arttığını görüyoruz. Pilot eğitimden esinlenerek tıp eğitiminde de simülatörler bugün farklı alanlarda kullanılmaktadır. Mezun öncesi tıp eğitiminde başlamak üzere. Ve bunu arttırmak zorundayız gibi görülüyor şu andaki öğrenci sayılarıyla, özellikle insanların giderek artmasıyla. Ve de hasta profilinin değişmesi, sağlık politikalarının getirdiği zorluklar nedeniyle tıp eğitiminin şu dört duvarın dışına çıkartılması gerekliliği bugün ortaya çıkmıştır. Klinik beceriler eğitiminde kullanımı çok yaygın simülatörlerin. Çok da yararlı yöntemler bunlar. Çünkü etkili bir geri bildirim alınmasını sağlıyor. Tekrarlanabilir bir eğitim sağlıyor. Güçlülüğünü ayarlayabiliyorsunuz. Daha farklı düzeylerde yetkinliği ve yeterliliği değerlendirebilmesi açısından ve değişik klinik durumların kullanımını sağlayabiliyorsunuz. Bilgisayar programları üzerinden çok farklı senaryolar üzerinden eğitimler verilebiliyor ve kontrollü bir eğitim sistemi ortamı ve zarar vermiyorsunuz. Örneğin bir laparoskopik kolestektomiyi hasta üzerinde öğretmek yerine bir simülatör üzerinde öğretirken istediği kadar spikerleri kanatsın. Veyahut da bir intraserebral bir anevrizmayı kilitlerken istediği kadar oradaki dokulara zarar versin. Zarar vermemeyi öğrenene kadar o simülatör üzerinde çalışma olanağı var. Tabii 21. yüzyılın önemli gelişmesi olan bilişim teknolojilerinin kullanılması da bugün tıp eğitiminin önemli bir hedefi olmalı. E-öğrenmeler, uzaktan öğrenmeler ortamı, web ortamlı eğitimler tıp eğitiminde bugün yaygın kullanım alanı bulmakta ve giderek de artacak gibi görülüyor. Değerlendirmelerin de bu çerçeve içerisinde daha güncel yöntemlerle yapılması son derece önemli çünkü yeterliliği, yetkinliği değerlendirmemiz söz konusu olmalıdır. Yeterli ve performansa dayalı bir değerlendirme, nesnel yapılandırılmış sınavlarla, klasik sözlü uygulama ve yazılı sınavların yerine geçen, kişinin kendi kendini değerlendireceği yolları bulmamız lazım. Portfolyolar. Ben 6 yıllık gelişim sırasında nerelerden geçtiğimi kendi kendime değerlendirdim. Güzel sanatlarda bu çok güzel yapılıyor. Dolayısıyla tıpta da tıp öğrencilerinden başlamak üzere portfolyo sistemi bugün kullanılabilir bir sistem olarak görülüyor. Güncel müfredatın değişikliği aktif öğrenmeyi sağlayacak düzeyde yapılmalıdır. Entegrasyonun sağlanması en önemli koşullardan bir tanesidir. Temel ve klinik bilimlerin entegrasyonu birinci günden 6. yılın sonuna kadar sürdürülebilir. Bu benim öğrenciliğimde Türkiye'ye gelen modelde ilk öğrenciler olarak entegre eğitim sistemini ve sistem temelli eğitimden geçmiş bir kişi olarak söyleyeyim. Bugün o dönemde sözünü ettiğimiz dikey ve yatay entegrasyona bir entegrasyon modeli daha eklemiş oldu. O da spiral entegrasyon. Yani daha kapsayıcı bir entegrasyonu sağlayacak bir sürecin yaşanmasını gerektiriyor. Hardy'nin teorisi. Erken klinik deneyim, topluma dayalı bir eğitim. Tabii topluma dayalı eğitim veya toplum içinde eğitim, toplumcu eğitim, tıp eğitiminin bence bugün Türkiye için özellikle en önemli ögelerinden birisi olmalıdır.
özellikle Edinburgh Deklarasyonu'nun söylediği gibi eğer o topluma, o toplum sorunlarını bilen hekim yetiştireceksen ben o zaman topluma dayalı eğitimi, mezun sınıf tıp eğitiminde daha çok ortaya koymam ve uygulamam gerekiyor. Ve ölçme değerlendirmende öğrenmeyle ilişkilendirmesi lazım. Ben ne öğretiyorum, ne ölçüyorum. Bunu eğer yapmazsak o zaman bu öğrenilen şeylerin de kalıcı olması çok mümkün olmayabilir. Sadece sınav için çalışılması ayrı ama öğrenmek için, iyi hekim olmak için çalışılması ayrı. Çekirdek yetkinliklerin belirlenmesi, müfredatta aşırı yükün önlenmesi ve bilgi yönetiminin kullanımı bugün güncel tıp eğitim müfredatına yerleştirmektir. Tabii bu değişimler yeni kavramların tıp eğitimine girmesine yol açmış durumda. Bunlar anlayarak öğrenme. Didaktik tek yönlü, bugün şimdi benim yaptığım gibi bir kürsünün önünden ders anlatarak değil, öğrencinin anlayarak öğrenmesini sağlayacak bir modelin uygulanması, bilgi yönetimi, farkındalık yaratma, liderlik ve ekip çalışması becerisi kazandırılması, iletişim becerilerinin tıp eğitimi içerisinde yer alması, kendini ifade etme becerisinin tıp eğitimi dönemlerinden bu öğrencilerimize yazı yazma, sunum yapma ve profesyonel tutum. Profesyonel tutumun üzerinde bir iki şey söylemek istiyorum. Gerçekten bugün hekimlik mesleğinin uygulamaları içerisinde en önemli özellik olmalı diye düşünüyorum. Burada mesleki sorumlulukların bir değerler üzerinden olduğunu bilmemiz lazım. Olay sadece etik yaklaşım değildir. İyi hekimlik değerleri üzerinden hekimlik yapmak temel profesyonel tutumu karşılaması durumunda ancak anlam kazanır diye düşünüyorum. Kanıta dayalı tıp, son 30 yılda tıp uygulamalarımızı yönlendiren bir süreç. Bu da tıp eğitimine bugün girmiş durumda. Hatta en iyi kanıt tıp eğitiminden de bugün söz edildiği duruma gelmiş durumda. Tabii bu değişimler eğitim ortamlarında da bir değişimi gerektiriyor. Klasik eğitim ortamları sınıf ve anfiler ve hastane servisleriyken bugün tıp eğitiminde eğitim ortamları küçük grup ve bağımsız öğrenme ortamları, klinik beceri laboratuvarları, işte simülatörlerin, maketlerin olduğu laboratuvarlar, birinci ve ikinci basamak sağlık hizmet sunum verdiğimiz kurumlar, ASM'ler, verem savaş dispanserleri, eski sağlık ocakları ve ikinci basamak sağlık hizmet sunum veren hastaneler, yani eğitim hastaneler dışındaki hastaneler, o zaman ancak gerçek hastayla karşı karşıya olabiliyor. Bir Avustralya'dan bir dönem 5 öğrencisinin bir yazıda düşüncelerini okumuştu. Çok etkilenmiştim. Şöyle bir şey anlatıyor dönem 5 öğrencisi. Kalp yetmezliğini diyor ben ancak aile hekimimle hastayı evinde ziyaret ettiğim zaman öğrendim. Çünkü hiçbir müdahale yapılmamış hastayı ilk defa gördüm diyor. Daha sonra o hastanın acil servise gelip orada yapılan ilk tedavisini, daha sonra servisteki izlemini, daha sonra taburcu olduktan sonra evde gördüğüm durumunu gördükten sonra kalp yetmezliğinin olduğunu öğrendim. Şimdi bugünkü tıp eğitimindeki ortamda ise Türkiye'nin genelinden söz ediyorum. Nerede görüyor öğrenci kalp yetmezliğini? Serviste görüyor. Yani son evresinde görüyor. Akut otitis medyayı dışarıda tedavi edildiği için çoğu hasta. Ancak akut otitis medyanın komplikasyonlarını görerek yetişiyor bugün tıp öğrencisi. Bunların önüne alacak araçları ve yöntemleri bizim mutlaka kullanmamız gerekiyor. Eğiticilerin farklı bir rolü gelişmiş durumda bu. Bugün eğiticiler artık farklı bir rolü olmak zorunda. Nedir bunlar? Öğretmeyi kolaylaştıran, problem çözümünü öğreten, sağ oluşturmayı öğreten, sentez ve yorum becerini geliştiren, bilgiye nasıl ulaşacağını gösteren, iletişim becerilerini veren, farkındalık yaratan ve ekip çalışmasının önemini
vurgulayan bir ve bunun kavranmasını sağlayan bir eğitici profile olup ilgiler. Tıp eğitimcisi ve tıp eğiticisi. Burada da iki farklı şey olduğunu söyleyeyim. Ben tıp eğitimcisi değilim. Ben tıp eğitimcisi. Ama bugün Türkiye'de artık tıp eğitimi aynen genel cerrahi, nöroşirurji, plastik ve rekonstrüktif cerrahi gibi bir alandır. Bir doktor alanıdır. Bir bilim alanıdır. Kendine özgün dergileri vardır, evrensel olaraklar. Ve çok fazla sayıda yayın çıkıyor artık, çalışmalar yapılıyor. Türkiye'nin de buna ayak uydurması son derece önemli. Bu slide aslında tüm konuşmanın özetini veriyor. Harden'ın Spices kavramı. Tıp eğitiminin bugün eğitici ağırlıktan çok öğrenci ağırlıklı, bilgi aktarandan çok problem çözücü, geleneksel eğitimden çok entegre eğitim, hastane ağırlıklı olmaktan çok topluma dayalı, standart müfredattan çok seçimli müfredat ve usta çırak eğitiminden çok sistematik bir eğitime ihtiyaç olduğunu gösteriyor Spices modeli. Tıp fakültelerinin farklı bir sorumluluğu var. Bu sorumluluk tıp eğitiminde özellikle sosyal ve toplumsal bir sorumluluk olduğunu farkına varmışsa tıp fakültesinde. Yani sadece bir eğitim verdim ben, hekim yetiştirdim değil, daha değişik özellikler vermesi lazım. Ve de nitelik geliştirme ve akreditasyon süreçlerine yansıtılması lazım bunun. Ve yaşam boyu öğrenme ilkeleriyle tıp eğitiminin güçlendirilmesi en önemli hedef olmalıdır. Bu sorumluluktan karşılanması için şüphesiz tıp eğitimiyle ilgili nitelikli araştırmalarla bunun desteklenmesi önemli. Yeterli bir altyapı önemli. Yetkin eğitici burada son derece değerli ve bilimsel ve pedagojik yetkinliği olan eğiticiler olmak zorundayız biz. Tıp eğiticileri olarak. Müfredat düzleminin uygun çıktıların, yetkinliklerin değerlendirilmesi ve tanımlanması son derece önemli. Yönetim ve liderlik önemli ve internasyonalizasyon kavramının tıp fakültelerinin gündeminde olması gerektiği bugün bir sosyal sorumluluk olarak görülmektedir. Türkiye'deki tıp eğitiminin gelişimiyle ilgili birkaç şey söyleyerek de konuşmamı bitireceğim. Bu topraklarda modern tıp eğitimi bildiğiniz gibi 1827'de İstanbul'da kurulan ilk tıp fakültesi, tıp okuluyla başlıyor. Ve daha sonra ilk tıp fakültesi 1909 İstanbul Tıp Fakültesi. Tabii 1933 üniversite reformuyla İstanbul Üniversitesi'nin kurulması, o zaman tıp fakültesinin daha farklı bir perspektife girdiğini görüyoruz. 1923 yılında tabii Mustafa Kemal Atatürk'ün o zamanki yaklaşımıyla Almanya'da Alman Nazilerinden kaçan profesörlerin Türkiye'ye gelmesi tıp eğitiminin farklı bir yol almasına yol açmış durumda. 1963 yılında Hacettepe Tıp Fakültesi ile gelen entegre eğitim sistemi veya sisteme dayalı tıp eğitimi, klasik eğitim sisteminden bir kaçış ve bugün Türkiye'de en çok uygulanan eğitim modelinin kullanılması. 96'da 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğrenci merkezli eğitimin gündeme getirilmesi ve aktif eğitim dediğimiz yöntemlerin kullanılması. 2002'de çekirdek eğitim programı oluşturulması. Örneği az olan bir uygulama, onun altını çizeyim. Ulusal bir çekirdek eğitim programının oluşturulması. Ve 2008 yılında bugün başkanlığını yürüttüğüm derneğin akreditasyon süreçlerini başlatması Türkiye'de tıp eğitiminde önemli değişimlerin kilometre taşları olarak görülüyor. Buradan gördüğünüz gibi Türkiye'deki değişim dünyada 20 yılda bir olan değişim bizde biraz 30 yılda bir, 40 yılda bire uzamış gibi görülüyor ama şunu mutlulukla söyleyeyim ki son 30 yılda Türkiye'de son 20 yılda, 30 yıl biraz avantura, son 20 yılda çok önemli tıp eğitimiyle ilgili çok önemli değişimler yaşanmaktadır ve şey oluyor. TEPTAT Tıp Eğitim Programları Değerlendirme Akreditasyon Derneği'nin ve UTEAK Ulusal Tıp Eğitim Akreditasyon Kurulu'nun temel yetkinlikleri tanımlanmış durumda. Yani bugün bir tıp fakültesi mezununun Türkiye'den şu 7 yetkinlikle mezun olmasını hedefliyor TEPTAT.
iyi bir profesyonel, sağlık savunucusu, ekip üyesi, danışman, yönetici ve lider, bilim insanı ve iletişimci. Şimdi bu yetkinlikler aslında evrensel yetkinlikler. Kanada'da Canmet, İngiltere'de General Medical Council, Amerika'da LCME'nin temel yetkinlikleri. Bunlar için uzmanlık eğitimi açısından da temel yetkinlikler bugün Türkiye'de tanımlanmış durumda uzmanlık dernekleri tarafından. Dolayısıyla bir paradigma yaşadığımızı tıp eğitiminde söylemek istiyorum. Ve bunun mutlaka yaşam boyu eğitime dönüştürülmesi tıp eğitimindeki değişimin temel hedefi olmalıdır. Ve bu değişim küçük gruplarda aktif ve interaktif öğrenmeyi sağlayan, probleme dayalı veya göreve dayalı eğitim stratejilerini kapsayan, entegre, interdisipliner müfredata dönüşüm sağlayan ve öğrencinin merkezde olduğu öz yönelimli bir eğitime ihtiyacımız var. Bunun tıp öğrencilerinin kendileri için ne yapılması gerektiğini bilmeleri açısından son derece önemli. Ve sağlık hizmet sunumunun niteliğini arttıran iyi hekim yetişmesini sağlayacak bu yaklaşımların kullanılması bu topraklar için son derece önemli. Tıp eğitiminde değişim bir kültür değişikliği boyutunda olmalıdır. Yani olayı sadece kağıt üzerinde değil, kültür değişimine sağlayacak, kültür değişimi sağlayacak bir boyuta taşımamız durumunda ancak başarılı olabiliriz diye düşünüyorum. Ve Rangaçari'nin İstanbul Tıp Fakültesi'nde bir tıp öğrencileri kongresinde kullandığı bu slide'la sunumu bitireceğim. Rangaçari diyor ki bir eğitim sisteminin başarılı olabilmesi için eğiticinin aktif katılımı şarttır. Eğer eğitilen aktif katılmazsa bunun başarılı olma şansı yoktur. Teşekkür ederim.